Efendim herkese günaydın, iyi haftalar ve e, finansalar gündeminde neler var neler yok bunları konuşacağız. Piyasa gündemini anlatırken esasında iki tane başlıkla anlatıyoruz bunu. Bir tanesi orta uzun vadede enflasyon nereye gidiyor? Bu hem Türkiye'de hem de dünyada en önemli başlık. Çünkü enflasyonun gittiği yer para politikasını belirliyor. Para politikası faizleri belirliyor. Faizler de Ekonomide tasarruf mu yapılacak, yatırım mı yapacak, Şirket karlılıkları artacak mı, azalacak mı? Buna dair bir gösterge bizim için. O açıdan bakıldığında bu haftanın gündeminde neler var? Bir onlara bir kısaca hemen bakalım. Türkiye'de ve yurt dışında. İşimiz enflasyon dediğimiz gibi. Çünkü e, Türkiye'de e, faiz politikası e, yeni ayla birlikte, ocakla birlikte devam edecek mi, etmeyecek mi? Dünyada devam edecek mi etmeyecek mi önemli. Biliyorsunuz Amerika'da faizler e, önce Mart'ta indirilecek beklentisi vardı. Şimdi beklenti biraz daha e, Mayıs'a Haziran'a kayıyor gibi gözükmekte. E, diğer taraftan da e, Türkiye'de de yine aynı şekilde 3 aylık bir süreç var. E, nereye kadar? 31 Mart yerel seçimlerine kadar o süreçte faiz politikası sertleşerek e, ekonomiyi yavaşlatacak mı yavaşlatmayacak mı önemli konu bu. Bu arada tabii kısa vadede olup bitenler kısa vadede olup bitenlerse bu faiz politikası ekonominin gideceği yerden başka para nereden bulacağız konusuna bağlı. İşte para nereden bulacağız konusunda Türkiye açısından çok önemli iki tane başlık var. Bir tanesi Sayın Mehmet Şimşek Hafize Gaye Erkan'la birlikte Merkez Bankası Başkanı ile birlikte Amerika'ya gidiyor. JP Morgan'la birlikte bir roadshow düzenliyorlar. Pek çok yatırımcıyla buluşacaklar. Ve e, enteresandır ki bu toplantının hemen ardından da bu hafta içerisinde daha önce Moody's e, Aralık'ta Türkiye değerlendirmesini ötelemişti ya da bir değerlendirme yapmamıştı ve hadi e, bir şeyler daha yapın da ondan sonra bakarız demişti. 11 Ocak'ta e, özür dilerim e, bu Cuma günü Moody's'in değer, e, değerlendirmesini göreceğiz. Bir görünüm değişikliği mi olacak? Bir not değişikliği mi olacak? Moody's açıklamaları önemli. Hatırlarsanız. Borsa daha önce Moody's açıklamalarıyla yukarı gitmişti. Moody's'den açıklama gelmeyince de aşağı gitmişti. Şimdi biz hisse senetleri piyasası açısından bakıldığında Türkiye'de para gelmesini işaret edecek yurt dışı geziler veya derecelendirme kuruluşları açıklamalarını önemli görüyoruz. O yüzden geçen hafta borsada yine sert bir satış vardı. Bu sert satışın ardından bu haftaya pozitif başlayacağız gibi gözüküyor. Amerika gezisi, Moody's beklentisi, kısa vadede para girişi borsa İstanbul'u yukarı doğru çekebilir. Tabi bu arada önemli bir e, nokta var. O da e, teknik e, görünümü. Bizde %1.07'lik e, bir artışla kapadı geçen haftayı. Son günkü satışları geride bırakırsak. 7300 ile 7600 arasında gidip geldi. Şimdi işte... 7800'ü kırıp yukarı yükselecek mi yoksa ayı 7000'in altına doğru sarkıp 6600-6900 yolculuğu olacak mı olmayacak mı buna bakacağız ama muhtemeldir ki bu Moody's beklentisi ve Amerika gezisi borsayı bu hafta güçlü tutmaya devam eder. Bir de tabii arada şirket haberleri var geçen hafta önemliydi TÜPRAŞ'ta periyodik zaman geldi bakım zamanı geldi bu açıklamanın gelmesiyle birlikte. Bugün Tüpraş hisselerinde yüzde %4'ü aşkın bir kayıp vardı. Onu şimdi piyasanın düzelmesine bağlı Tüpraş'ta geri alıyor. Piyasa ile ilgili genel olarak benim şahsi düşüncem e, borsanın bu sene işinin zor olduğu şeklinde. Düşüşler iyi hisselerde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama ben hep borsa ile ilgili şunu söylüyorum. Bu sene borsada İyi hisseleri, iyi hisseden kastım daha defensif blue chip hisseleri bulacaksınız. Bilançosuna bulu, e, güvendiğiniz hisseleri bulacaksınız. Değerlemesi e, hesaplanabilen, yapılabilen hisseleri bulacaksınız. Onlar piyasa düştüğünde alıp biriktireceksiniz onları ve e, defansif hisselerle devam edeceksiniz. Çünkü bu sene yüksek faiz dolayısıyla borsanın işi oldukça zor endeks gitmeyebilir ama kağıt bazında iyi hareketler görebiliriz. Dönelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri'nde de enflasyon verisi geliyor. Tarım dışı istihdam verisinden sonra yine işte altın düştü, kalktı bir satış geldi. Ben altında yukarı hareketin sınırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü giderek beklentiler Fed'in faiz indirimlerinin Son doğru yani en azından Mayıs'a doğru ötelendiği şeklinde. Bakın uzun vadeli fa tahvil faizlerindeki ...düşün enflasyonu körüklemesini önlemek için fed faiz de arttırabilir diyor. Dallas fed başka. Yani dolayısıyla enteresan açıklamalar geldi. Anımsayacaksınız biz ne diyorduk? Ekonomilerde geçiş dönemlerinde merkez bankalarının veriye bağlı hareketleri ve o volatiliteler, oynaklıklar çok artar. O yüzden. Ee, önümüzdeki dönemde de yine Amerikan piyasalarında satışlar gelecek. Çok sert olumsuzluklar olacak demiyorum ama orada da biraz defansif olmak lazım. Çünkü ekonomilerde bu geçiş dönemleri bakın Türkiye'de dezenflasyona geçiyorsunuz az ya da çok. Amerika'da işte enflasyonu düşürdük. Şimdi resesyon olmadan büyümeye geçelim diyorsunuz ama hala enflasyon korkuları var. O yüzden piyasada böyle sert hareketler görebiliriz ve yine anımsayacaksınız yine Amerikan piyasalarına döndüğümüz zaman örneğin şirket haberleri çok enteresan işte Apple'ın ciddi satışlar yapması falan bunlar piyasaları olumsuz etkileyebilir. O yüzden e, volatilitelere hazır olmak lazım. Yurt içinde volatilite, yurt dışında volatilite. Tekrar manşetimize döndüğümüzde bir de önemli bir başlığımız daha var. Ne o? Kripto konusu. Biliyorsunuz ben altından daha ziyade kriptonun önümüzdeki dönemde düzenlemelerin ardından e, daha iyi bir seçenek olabileceğini söylüyorum. Kriptoda ne oluyor? Securities Exchange Committee dediğimiz Amerika'nın SPK'sı Bitcoin ETF'leri ile ilgili karar verecek. ETF ne demek? Exchange Traded Funds. Yani borsa yatırım fonu. Şimdi hani diyoruz ya biz size ey yatırımcılar, yatırım yaparken siz yani her zaman yatırım yapamazsınız. Her hisseyi bilemezsiniz. Portföyünüzü düzenleyemeyebilirsiniz. Size yatırım fonu Almanızı tavsiye ederiz. A tipi alabilirsiniz, hisse senedi olan. B tipi alabilirsiniz, daha çok sabit getirili ve bunun içerisinde değişken fonlar var, e, likit fonlar var. Daha sizin risk anlayışınıza uygun fonlar bulabilirsiniz. Bunu da belki yatırım fonları ile ilgili e, yapılan programları daha fazla izlerseniz bilgileneceksinizdir. E, biz de bununla ilgili programlar yapacağız. E, yatırım fonu aldığınız zaman. Size uygun bir portföy seçimi yapan bir yatırım fonunu alacaksınız. Yani mesela ben Artunç Koca Balkan olarak bu sene borsada çok kolay hisse senedi bulmanın mümkün olmadığını hisse senedine en fazla yüzde yirmi yirmi beş diyelim yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla sabit geçirili enstrümanlara yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışında yapılacak yatırımların yine e, tıp ve e, daha fazla e, teknoloji şirketleri olması gerektiğini düşünüyorum. O zaman nasıl bir portföy istiyorum ben? %20'si hisse senetlerinde, %25'i Eurobondlarda, %25'i Amerikan tahvillerinde, %25'i Amerikan hisse senetlerinde gibi bir fon almak istiyorum. Bu fonu alıp borsaya da kota ederseniz ve borsada her gün işlem görürse mesela Ziraat Bankası'nın işte ETF'i, altın ETF'i var. O bir borsa yatırım fonu gibi. Bu borsa yatırım fonlarının e, özelliği yatırım fonunun yani sizin yatırım yaptığınız portföyün borsada günlük işlem görmesi. Şimdi o yüzden tekrar Bitcoin ETF'ine döndüğümüz zaman SEC yani Amerikan SPK'sının bu borsa yatırım fonuna izin vermesi önemli. Manşette biz yine bunu vurguladık. Niye manşette bunu vurguladık? Dedik ki eğer önümüzdeki birkaç gün içerisinde SEC bu onayı verirse bu daha fazla düzenlemenin, denetlemenin artık olduğunu ve e, kriptoda da bir yatırım enstrümanı olarak portföylerimize daha çok girebileceğimizi söyleyebiliriz. Sekin onay beklentisiyle Bitcoin artışa geçmişti. Uzun süredir kripto yatırımcıların bir gözü burada son dakika haberlerinde bundan sonra olacak. Şimdi burada bir de Micro MicroStrategy diye bir tane firma var. Bu bir bilişim firması esasında ama patronu birazcık Elon Musk'a özenmiş. Ne yapmış Elon Musk'a özenmiş? Elon Musk nasıl bir ara işaret ediyordu Dogecoin bilmem ne kendi de alıp satıyordu baya esasında bence front running ya da piyasayı manipüle ediyordu bu mikro strateji de bakın e, kendi faaliyet alanı dışında kafayı kriptoya Bitcoin'e takmış ben Bitcoin alırım diyordu insanlar da Bitcoin'i borsa yatırım fonu olarak işlem görmediği için gidip mikro strateji hissesini alıyorlardı e çünkü o borsada işlem görüyordu o zaman ne oluyordu? Bitcoin hareketine göre borsada işlem gören bir tane Bitcoin ETF'i var. E şimdi SEC gidip kendisi Bitcoin ETF'ine izin verirse ne olacak bu? Micro stratejinin hali. Diyor ki patron ben diyor yine diyor borçlanırım, şirket hissesi satarım, yine Bitcoin alırım. Yani şirketin faaliyet alanını esas katma değerli bilişimden çıkarmış Bitcoin'e endekslemiş adam. Bitcoin'e o kadar inanmış demek ki burada bakın kıssadan hisse hisse senedi seçerken hani şu anda nakit fazlası olan falan diyoruz ya esas olan bir şirketin iyi bir şirket olduğunu gösteren nedir biliyor musunuz sevgili yatırımcılar sevgili izleyici izleyiciler faaliyet alanından onun para kazanması. Yani düşünün şimdi Artunç Koca Balkan medyacı, finansçı gidiyor bir yerden ucuz domates bulmuş domates satıyor domates satışından para kazanıyor bu bir defalık bir şeydir e bir de bu işten anlamaz ki bu e o yüzden şirketlerde sürdürülebilir büyüme ve düzgün iş yapılması açısından hani o Cem Yılmaz'ın reklamı gibi yani ne iş yapıyorsunuz nakliyat da var bakliyat da var yok öyle olmaz şirket yaptığı işten para kazanmalı evet dönelim Türkiye'ye Türkiye büyüme modeline, hani şimdi bakın hisse senetlerinden bahsettik, bu hafta yukarı gidebilir dedik, kripto kripto yukarı gidebilir dedik. Altında çok fazla bir şey beklememek lazım çünkü enflasyon korkuları dedik. Peki Türkiye'nin büyüme modeline dönelim manşetimize yine Türkiye'nin inşaat lokomotif büyüme olduğu gözüküyor. Yani inşaat büyümenin lokomotifi Nereden anlıyoruz? E bakın ee, büyük şehirlerdeki ee, belediye başkanları da ortaya çıktı. Eski e, TOKİ Başkanı e, Sayın Murat Kurum İstanbul Belediyesi'nden aday e, öbür tarafta e, tabii çok önemli bir gerçek var deprem gerçeği var ve İstanbul'da bir dönüşüm sağlanması lazım ama Türkiye'nin büyüme modeli de böyle e, nedir İnşaatla büyüyor e, Türkiye E o zaman e, önümüzdeki dönemde Türkiye'de eğer enflasyonla mücadelede faiz arttırımları erken kesilirse ne olur? kötü olur. E, tasarruf edilmezse ne olur? Kötü olur. E demek ki e, önümüzdeki dönemde yine bu deprem dönüşüm falan derken inşaat şirketleri borsada gidebilir. Enflasyon çok düşmeyeceği için perakende şirketleri gidebilir. Savunma sanayinde bakın arkadaşlar geçen gün yine bir yayın yaptılar. Onu da belki manşetinin altında bir yerlerde vardır. Sitede gösterelim. E, bir e, kap haberlerini e, getiriyoruz ekrana. KAP haberlerinde örneğin e, çok önemli savunma hisselerine ait, e, ASELSAN'a ait mesela KAP açıklamaları vardı. ASELSAN böyle küçük küçük, küçük küçük yüzde bir iki, yüzde bir iki yeni şeyler alıyordu. E, getiri elde edecek e, projeler alıyordu. O yüzden bakın saydım düşüşte bankalar düşüşte savunma şirketleri e, düşüşte perakende şirketleri bunlar önümüzdeki dönemde hep para yatırılabilecek sektörler ama sektörler de yetmez hisse senetlerini özel olarak seçmemiz gerekiyor. Manşetimizde biz e, borsada neler oluyor e, hisselerde neler oluyor kap haberleri neler hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden e, bu haftaya baktığımızda yatırımcılar açısından Amerikan enflasyonunun o takvimi de getirelim ekrana. Amerikan enflasyonunun e, önemli olduğu bir hafta bu. E, Amerikan enflasyonunu ta, takip edeceğiz. Mehmet Şimşek'i takip edeceğiz. Ve e, Moody's kararını takip edeceğiz. Demek ki e, bu haftanın gündeminde enflasyon dışında bir Mehmet Şimşek oradan gelecek haberler. İki... Haftanın son günü de Moody's değerlendirmesi piyasalardaki olumlu havayı canlı tutacak ama e, özellikle Amerikan enflasyonu verisinin hem altın üzerinde hem kripto üzerinde hem Amerikan borsaları üzerinde çok ciddi etkileri olacağını da göz ardı etmeyelim. Evet e, bu haftaya başlamış olduk haftanın geri kalanında sağlık mutluluk ve huzur diliyorum hafta ortasında ve hafta sonunda yine yeni yayınlarla karşınızda olup haftanın nabzını gündemini tutmaya devam edeceğiz. İyi haftalar efendim.